Iraklı bir kişinin işletmiş olduğu, kanuna aykırı, ruhsatsız olarak işlettiği bir işletme belediyemiz tarafından mühürlendi. Bunun üzerine de valilik tarafından bahse konu yazı tarafımıza gönderildi. Yaptığımız kayıtlarda, incelemelerde, tetkiklerde belediye kayıtlarımızda Iraklı kişiye ait herhangi bir ruhsat talebinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Yani bizim yaptığımız işlem tamamen hukuka uygun, kanuni bir işlem. Şimdi bununla ilgili olarak valilik tarafından bir yazı gönderildi. Ben bu konuda vali hanımın haberdar olmadığına inanıyorum. Çünkü yazının altında vali yardımcısının ismi ve imzası var. Kendisiyle seçimden sonra da diyalog kurduk. Zaman zaman görüştük. Hatta birkaç gün öncesinde kendisini aradım. Şehir dışındaydı. Müsait olduğunda arayacağını söyledi. Bununla ilgili olarak ben böyle bir yazının kendisinin bilgisi dahilinde olmadan gönderildiğini düşünüyorum. Çünkü vali hanım beni arayıp bir vatandaşın böyle bir iddiası var. Böyle şeyler söylüyor. Bununla ilgili nedir işin aslı diye bana bir telefonla sorabilirdi diye düşünüyorum. Buradan bütün herkese sesleniyorum. Biz Afyon Karahisar'ı bu memleketi seven, yurtsever, vatansever insanlarla birlikte yöneteceğiz. Ben seçilmiş belediye başkanıyım. Afyon Karahisar'da her iki kişiden birinin oyunu alarak %51'lik bir oy oranıyla seçildim. İnsanların seçilmişe saygı duyması gerekiyor. Ve biz belediye olarak biz de bir kurumuz. Vatandaşa hizmet etmekle mükellefiz. Tıpkı devletin diğer resmi kurumları gibi biz de bütün vatandaşlarımıza hizmet etmek durumundayız. Ve bu hizmeti yaparken de bütün kurumlarla birlikte işbirliği içinde çalışırsak, bütün kurumlarla birlikte iyi niyetle hareket edersek Afyon Karahisar kalkınır, gelişir. Ben buna inanıyorum ve bundan sonra da Afyon Karahisar'ı sivil toplum kuruluşlarıyla, odalarla, muhtarlarla, tüm resmi kurumlarla, bu memleketi seven, vatansever insanlarla birlikte yöneteceğimizin bir kez daha altını çiziyorum.